Bizler çocukları Boğaziçi Üniversitesi'nde okuyan anne ve babalarız. Yaklaştı. Bugün sevgili gençlerimiz Berke ve Ferit'in özgürlüklerini talep etmek için buradayız. Onları almaya geldik. 2 Ocak 2021'de Melih Bulu'nun bütün akademik liyakat ölçütlerine aykırı olarak rektör olarak atanmasıyla başlayan süreçte tüm bileşenler, üniversiteye verilen zararları, tamamı barışçıl olan eylemlerinde hem üniversitenin eylemlerle dile getirdiler. Maalesef öğrencilerimiz neredeyse tüm eylemlerinde hem üniversitenin özel güvenlik görevlileri hem de polis tarafından tartaklandı, dövüldü, hukuksuzca gözaltına alındı ve tutuklandı. Kimi ailelerin evleri terörle mücadele ekipleri tarafından basıldı. Üniversite tarihinde görülmemiş şekilde çevik kuvvet ekipleri ve sivil polisler kampüslerin tam zamanlı çalışanı haline getirildi. Onlarca öğrenciye hukuksuz şekilde disiplin soruşturmaları başlatıldı. Onlarcasının aldığı burslar iptal edildi. Berke ve Ferit ise 6 Ekim 2021'den bu yana yeni kayyum Naci İnci'nin şikayetiyle hukuksuz şekilde tutuklular. Protesto haklarını kullandıkları için eğitim haklarından, özgürlüklerinden mahrum bırakılmış durumdalar. Peki neden? Kurumsal özerklik ve akademik özgürlük talep ettikleri için. Bizler çocuklarımızın haklı karşı duruşuna, yaratıcı fikirlerle dop dolu barışçıl eylemlerine sonuna kadar destek vereceğiz. Mücadeleden vazgeçmiyoruz. Mücadeleden vazgeçmiyoruz. Berke ve Ferit'e özgürlük. Berke ve Ferit'e özgürlük. Berke ve Ferit'e özgürlük. Berke ve Ferit'e özgürlük. Berke ve Ferit'in tutuklanmasının üzerinden 94 gün geçmişken dirilişimiz boyunca bizlerle birlikte bu demokrasi mücadelesine omuz vermiş herkesi Çağlayan'dan selamlıyoruz. 2021'in ilk günlerinde Melih Bulu'nun Boğaziçi'ne kayyum rektör olarak atanmasıyla başlayan dirilişimiz bir yılın sonunda ilk günden bu yana bir arada olduğumuz dostlarımızla aynı kararlılıkla sürüyor. HDP belediyelerine atanan kayyumlar ile Boğaziçi'ne atanan rektörler arasında nasıl fark yoksa, kayyum rektörün inisiyatifiyle kapatılan bu LGBT artı ile Soylu tarafından her fırsatta hedef gösterilen LGBT artılar nasıl ötekileştirme siyasetinin hedefi ise, Boğaziçi eylemleri nedeniyle tutuklanan arkadaşlarımız ile diğer siyasi tutsaklar da aynı demokrasi sorununun bir sonucu olarak cezaevindeler. Kurtuluş yok! Tek başına! Ya hep beraber, ya hiçbirimiz. Kurtuluş yok! Tek başına! Ya hep beraber, ya hiçbirimiz. Boğaziçi'nde yaşananların Türkiye'deki demokrasi sorununun bir yansımasından ibaret olduğunun farkındalığıyla Boğaziçi'nden yükselen mücadelenin İlerleyen zamanlarda Türkiye'de ortaya çıkabilecek bir halk hareketinin habercisi olabileceği ümidiyle bugüne dek direndik. Siyasal bir kriz içerisinde olan Erdoğan iktidarına karşı dik durmaya, içeriden dışarıdan tüm baskılara rağmen yılmadan mücadeleyi sürdürmek için gayret ettik. Bugün geriye dönüp bakarken yaşananların bu tespitlerin doğruladığını görüyoruz. HDP eş genel başkanları Selahattin Demirtaş ve Figen Yüksekdağ, makamlarına kayyum atanmış HDP'li belediye başkanları ve sayısız Kürt siyasetçi hiçbir somut delil olmadan yıllardır tutuklular. Çağdaş Hukukçular Derneği'nden devrimci avukatlar Barkın Timtek ve Selçuk Kozağaçlı demokrasi mücadelesi verdikleri için tutuklular. Hasta mahpuslar tedavileri geciktirilerek ya da tedavi hakkından mahrum bırakılarak göz göre göre ölüme terk ediliyorlar. Geride bıraktığımız 2021'in son ayında Garibe Gezer, Halil Güneş, Vedat Erkmen, Abdurrezzak Şuyur Türkiye hapishanelerinde hayatlarını kaybettiler. Arkadaşlarımız Berke ve Ferit iktidarın antidemokratik uygulamalarına karşı gösterdikleri cüret yüzünden tam 91 gündür tutuklular. Bugün burada tutsaklar onurumuzdur. Devrimci tutsaklar onurumuzdur. Ferit'e özgürlük. Berke'ye, Ferit'e özgürlük. Adına Çevre Bilimleri Enstitüsü'nden hocamız Ali Kerem Saysal açıklamasını okuyacak. Bu
Boğaziçi Üniversitesi akademisyenlerinin kamuoyu açıklaması. Boğaziçi Üniversitesi Tarih Bölümü öğrencimiz Caner Perit Özen ve Fizik Bölümü öğrencimiz Ersin Berke Gök'ün atanmış rektör Naci İnci'nin suç duyurusu üzerine 6 Ekim'de tutuklanmalarından bu yana 94 gün geçti. Bugün Berke ve Perit'in aralarında bulunduğu 14 öğrencimizin 22. Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülecek davalarının ilk duruşması için Çağlayan Adliyesi'ndeyiz. Öğrencilerimiz için 6 ila 32 yıl arası hapis cezası isteniyor. Bu, biz Boğaziçi Üniversitesi akademisyenlerinin üniversitemize Cumhurbaşkanı tarafından 2 Ocak 2021'de rektör atandığından beri Çağlayan Adliyesi'ne ilk gelişimiz değil. Bugüne kadar yüzlerce öğrencimiz anayasayla güvence altına alınmış, protesto haklarını kullandıkları için gözaltına alındı, yargılandı, burslarından mahrum bırakıldı ya da yurt dışına çıkış yasaklarıyla lisansüstü başvuru süreçleri durdurulmuş oldu. Sadece öğrencilerimiz değil, meslektaşımız olan 16 akademisyen de yine rektörlüğün suç duyurusu üzerine savcılıkça ifadeye çağrıldılar ve bu süreç halen devam ediyor. Bir yıldır hem öğrencilerimiz hem biz akademisyenler türlü baskıcı uygulamalarla anayasal haklarımızdan vazgeçirilmeye ve susturulmaya çalışılıyoruz. Tabii maruz bırakıldığımız bu baskılar sadece bize ve öğrencilerimize değil, ülkedeki her tür muhalif düşünce ve sese de yöneltiliyor. Biz buna karşı şu gerçeği hatırlatıyoruz. Düşünce ve ifade özgürlüğünün olmadığı, temel hak ve özgürlüklere saygı gösterilmeyen üniversite kampüslerinde bilim ve bilgi üretilemez. Üniversitelerinde bilim ve bilginin üretilmediği toplumlar ise refaha ulaşamazlar. Bizler bu gerçeğe dayanarak hem demokratik, özgür, özerk üniversite idealinden hem de öğrencilerimizin, yani ülkemiz gençlerinin geleceklerinin ellerinden alınmasına karşı verdiğimiz mücadeleden vazgeçmeyeceğimizi ifade ediyoruz. Mahkemeye ara verildi. Öğle arasındayız. Şimdi iki yanımda da çok önemli iki mağdur daha var. İkisini dün Silivri'de ziyaret etmiştim. Onlar savunmalarını yaptılar bugün. Yanımda iki kişi var. Onlardan birisi Kaan. Mecliste bahsettiğim yurt dışına çıkış yasağı konduğu için kabul aldığı Almanya'daki dünyanın en önemli üniversitelerinden bir tanesine gidemeyen Kaan. Bir yanımda da Velat var. Velat da CERN'den kabul aldı. Yani onlar iki tane fizikçi olarak Boğaziçi Fizik'ten Almanya'ya giden ve Almanya'dan kabul alan ve üst düzeyde katkılar sağlayıp belki işte salgına aşı bulan iki Türk vatandaşı geçmişte nasıl göğsümüzü kabarttıysa fizik alanında böyle başarılar gösterebilecek iki kişi şu anda yargılanıyorlar ve sadece rektör okuldan çıkarken ona hocam bu görevi niye kabul ettiniz falan gibi basit hepimizin bildiği soruları sormak üzere herkes yönelince oraya o kalabalığın içinde olup 10 tane güvenlik görevlisinin saldırdığı için bir arbedenin içinde bir dakika kalmış. Sonra bir dakika sonra da rektör oradan ayrılarak gitmiş. Efendim hürriyetini engellediniz, aracına el koydunuz, izinsiz gösteri yaptınız, hürriyeti tahdit ettiniz bilmem ne diye burada yargılanıyorlar. Salonda yurt dışından gelen öğretim görevlileri, yurt dışından gelen işte baroların temsilcileri falan var. Vallahi muhalefet milletvekiliyim. Ülkenin düştüğü durumdan utanç içinde böyle yerin dibine girmek üzereyiz. Gören de böyle araba yanmış falan sanır. Hiçbir şey yok. Sadece bir arkadaş ittirilince can havliyle üstünde bir saniye durup aşağı atlamış. Aracın üstünde tepinen teröristler davası bu dava. İki tane Türkiye'yi böyle yurt dışında müthiş temsil edecek arkadaşımızın yurt dışına çıkış yasağı kaldırılacak mı? Ona bakacağız. Dün ziyaret ettiğimiz iki arkadaşımızın hürriyetine kavuşacaklar mı? Okullarına gitmesi gerekenler her gün gidip veya işte haftada birkaç kez gidip emniyette imza atmaya devam edecekler mi? O sonlansın diye buradayız. Şimdi ikide tekrar görülmeye başlayacak. Biz de takip edeceğiz ama ben bu kadar iyi eğitimli, bu kadar hep okula ilk tercihiyle girmiş, okullarını en iyi şekilde bitirmiş kişilere burada yapılan bu zulümden
Türkiye Cumhuriyeti'nin bir vatandaşı olarak utanç duyuyorum. Bu yargılamayı daha ne kadar sürdürecekler, böyle mahkemeleri daha ne kadar açacaklar, onu da vatandaşların insafına bırakıyorum. İtiraz etmek cezalandırılıyor. Biz 2 aydır yurt dışından kabul almamıza rağmen adli kontrolden dolayı Türkiye'deyiz. Ve 3 aydır 2 tane arkadaşımız da tutsak edildi. Bir ifadelerimizi verdik. Tek suçumuz itiraz etmek. Yaptığımız protestolar henüz daha bu üniversite kültürü gelişmemiş Türkiye'deki üniversitelerin özgür düşünce ve bu düşünceyi dile getirme özgürlüklerinin aslında teminat altına alınması içindir. Bunun yüzünden belirli bir mağduriyet gerçekleşti ama inanın değerli, biz mücadelemize devam edeceğiz. Boğaziçi öğrenciler bir yıldır direniyorlar, bir yıldır özgür üniversite olsun, demokratik üniversite olsun diyorlar. Üniversitelerde rektörler seçimle iş başına gelsin, üniversite bileşenleri oy kullansın diyorlar. Sadece bu demokratik haklarını dile getirdikleri için, demokratik haklarını kullandıkları için arkadaşlarımız burada yanında iki arkadaşım yurt dışından kabul almalarına rağmen gidemiyorlar. Adli kontrolde yurt dışı yasağında. İki arkadaşımız tutuklu, hali hazırda ve bugüne kadar bir yıldır defalarca arkadaşlarımız gözaltına alındı, darp edildi ve birçok baskıya maruz kaldı, hedef gösterildi. Arkadaşlarımızın yanında olmaya devam edeceğiz. Burçak tarlasında yer yer gelin olmasın. Eğdir nefesini yer yer kalkar giderim. Evini başında yer yer yıkar da giderim. Arkadaşlarımı tutuklayan yine aynı
mahkeme yine aynı hukuk sistemiydi. Biz bu hukuksuzluklara, kayyum düzenine karşı durmaya devam edeceğiz. Mücadelemizi, dayanışmamızı büyüteceğiz.